Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan ilk önce siz haberiniz olur arkadaşlar. Dil butonunu aktif hale getirseniz en yeni videolardan bildirim alabilirsiniz. Sizler için bu şekilde model hazırladım. Bu modelimi arkadaşlar Alaaddin'in lambası olarak sıralı bir model halinde sizler için o zaman göstermiştim yapılışını. Bir de yıldız çiçeği olarak çiçek şeklinde tam böyle 3 tane yarım değil de tam yıldız çiçeği olarak video olarak hazırlamıştım sunmuştum sizler için ve bir de arkadaşlar bu şekilde yaprakları da ve çiçekleri de aynı şekilde tas takım olan bir model olarak hazırladım modelin bu şekilde modelin çok zarif olduğunu düşünüyorum yaprakları ve çiçekleriyle uyum içinde olan bir model model çok zarif arkadaşlar böyle tek renk yazmaları rengarenk veyahut da içinde çiçeği olan renklerle bu şekilde süsleyebilirsiniz yemenilerinizi. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Böyle minik ve zarif yaprakları kirpikli çitlerin üzerine çimenlerin üzerine kondurması hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde tığ battı da daha çok yere yakın tülbente yakın olmasından zaten yaprağımız çıtı pıtı bir yaprak şeklinde. Tabir caizse buna Alaaddin'in lambası, sihirli lamba ismini veriyorduk o zaman şimdi bunu bu şekilde çitlerin üzerine kondurarak şöyle yerden yüksekliğini daha bir böyle modeli güzelleştirdiğini düşünüyorum Tabii ki bu benim fikrim arkadaşlar bu yaprağı çitlerin üzerinde bu şekilde daha havalı durduğu için bu şekilde sizlere sunmak istedim aynı şekilde tığ battığımız ilk başlarken şu şekilde göstereyim ben başını tığ battığımızın içine sık iğne ile girip iki tane zincir çekerek Şöyle trabzan yaparak başlıyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Bunu tığ battıya sabit iki zincir çekilmiş olarak düşünün. Ve bir defa tığımı doladım. Hemen arkadaşlar boş olan tığ battımın içine giriyorum. 2-2 i̇ki, alarak iki bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şöyle iki yaprak arası mesafesine de 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Kirpikli trabzanlarım için 4 tane zincir çekiyorum. Buraya kirpiğini oluşturuyorum. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım. Şöyle boş olan tığ battımın içine girip 2 2 alarak şöyle boş bir kirpiksiz trabzan yapıyorum bir tane. Çünkü yaprağım için bu bu şekilde şart arkadaşlar. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. Hemen ortadaki boş olan trabzanıma girip 2 2 iki alarak ikinci trabzanı yaptım bunu kirpikli yapıyoruz yaprağımızın ortasında güzel duruyor kirpik o boşluğu bir nebze olsun kapatıyor arkadaşlar bu şekilde kirpiğimi yaptım bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım ve yine trabzanımın içine girdim 2 2 olarak aldım 10 zincir çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi sıkı sıkı çekiyorum. Yine şöyle tülbentimin ters tarafındayım. Burada yapmış olduğum bakınız boş trabzanın tam tepesine şöyle tepe noktasına giriyorum. Sık iğne ile 10 zincirimi buraya sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle düz yüzüne döndüm. 10 zincirli yuvamız bu şekilde. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Yaprak yapımına başladık arkadaşlar. 2, 2 alarak buraya şöyle minik bir trabzan yaptım bir defa tığımın başını doladım yine aynı yuvaya girdim 1 2 2 olarak aldım 3. trabzan bakın arkadaşlar yavaş yavaş yaprağın boyutunu uzaltıyorum 2 defa tığımın başını doladım ve trabzanımın arasına giriyorum 2 2 şöyle 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım 2 defa doladım tığımın başını hemen 1 2 2 4 seferde aldım bakın bu şekilde yavaş yavaş büyüttük arkadaşlar yaprağın böyle lamba gibi durmasın sebebi bu şekil yaparsanız aynı duruşu elde edersiniz şimdi 5 tane trabzan yaptık tepesine 5 tane de zincir çekiyorum ve bu trabzanımın tepesini şöyle aralıyorum arasını kapattım bakın arkadaşlar 5. trabzanın içine 5 zincirden bu şekilde tomurcuğumuzu yaptık şimdi iki defa tığımın başını yine doladım buradaki ana yuvadan girip 2 2 2 olarak aldım şimdi bir defa tığımı doladım ve aynı yuvadan girip 2, 2 alarak şöyle bakın daha da küçüldü. Burada yaptığımız, sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını sol tarafta da yapıyoruz. Ve 2 tane zincir çekerek hemen bu iki zincirimi sık iğne ile ana yuvada sabitliyorum. Bakın yaprağımızın işlemi tamam arkadaşlar. Bir de burada göstermek istediğim bakın bu 5. trabzana girdiğimiz tomurcuk ayrıldı trabzanımız sola doğru ayrıldı sağ yaptığımız trabzan sola ayrıldı o da arasına girdiğimiz bu tomurcuk yüzünde. bakın sayıları bu şekilde dörde dört eşitlenmiş oldu İnşallah bu verdiğim püf noktaya da uygularsınız arkadaşlar oraya ayrıldığı için bu tarafın trabzanı bir tanesini almadık dörde dört oldu şimdi iki tane zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım buraya 2 2 alarak minik bir tane trabzan yapıyorum ve trabzanımın tepesine 6 tane zincir çekiyorum bu çiçeğimiz için yuva olacak arkadaşlar buraya beyaz kirpikleri yapacağız 6 zincirimi bu minik trabzanımın arasına kapatıyorum 2 zincirimi çekip yine aynı noktada bu şekilde sabitliyorum. Evet şimdi arkadaşlar yine 2 zincir çekerek bu yaprağın aynısını buraya yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu yapacağımız çiçekte aynı işlem olacağı için bunun yapımını göstereceğim için aynı işlemi buraya da uygulayıp ve çit yapımına devam edeceğiz bu şekilde. Şimdi onu ben tamamlayayım. Fazla vaktiniz gitmesin. Çiçeğin yapımında buluşalım. Evet arkadaşlar. Yaprağımızın öbür tarafını da bu şekilde hazırladım eşit bir şekilde bakın birbirinin aynısı çok hoş bir yaprağımız oldu ve buradaki altı zincirden yaptığım yuvamın içine sık iğne ile sabitledim 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 8 zincirimi hemen kapattım arkadaşlar bu şekilde bir tane buraya yuva kirpik yaptık yine 8 tane zincir çekiyorum 6, 7 ve 8. Şimdi 8 tane bir tane daha çekip 3'e tamamlıyorum. 3 tane lambam için buraya 3 tane bu şekilde 8 zincirden yuva hazırlamış olduk. Ve bu şekilde evet arkadaşlar, şimdi 8 zincirden 3 tane yuva yapmıştık. Bu şekilde mavi ipimizi de zincir çekerek tığımıza tutturduk bu ilk 8 zincirli yuvanın arasına giriyorum bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitledim iki tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin yapımına bir defa tığımı doladım hemen bakın beyaz yuvadan giriyorum 2 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. bakın minik bir trabzan yaparak başlıyoruz bir defa doladık. Aynı beyaz yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 defa doladım. Bunu da 3 seferde alacağım ama arkadaşlar bunu 2 2 alarak şöyle biraz hafif büyük boyutunu vereceğim köşe. 2 2 Bakın 4. trabzanımı da bu şekilde yaptım. 2 defa doladım. Bu tomurcuğumun tırabzanı olacak. Yine aynı yuvaya girip 1 2 2 4 seferdi. En uzun trabzanım bu. Ve tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. Hemen aralıyorum bu en uzun en son yaptığım tırabzanıma. Buraya bir tane kirpik yapıyorum. Şimdi yine 5 tane zincir. Ve bakın buraya kapattım. Aynı yere 3 tane 5 zincirli kirpik yapacağım. 5 zincir. Kapatıyorum. Tırabzanımın arasına. Evet, 3 tane kirpiği bu şekilde hazırladım. Yine tığımın başını 2 defa doluyorum. Bakın beyaz yuvanın şöyle içini 2 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yaptım. Ve bir defa tığımı doladım. Yine beyaz yuvanın içine giriyorum. 2 2 Ortadaki trabzanım ayrıldığı için 3 trabzan bu tarafta olmuş gibi oldu. 2 tane zincir çekerek 4. trabzanı bu beyaz yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Evet, birisini hazırladık lambamızın, çiçeğimizin veya da arkadaşlar bu şekilde. Şimdi iki tane zincir çekiyorum buraya ve ortadaki 8 zincirli beyaz yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın şöyle yaptığımıza da bakalım. Evet, çok hoş oldu arkadaşlar. Duruşu da çok zarif duruyor bu şekilde. Aynı taktikte usulle çıkarsanız küçükten büyüğe doğru bu şekilde hoş bir çiçeğiniz olur. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine beyaz yuvanın içine giriyorum. İki. iki olarak aldım. Şey bir defa arkadaşlar. Üç sefer alacağız ama bir defa. Tığımın başını doluyorum. Hemen beyaz yuvaya girdim. Bir. iki Ve iki. 3 sefer de aldım. 2 defa doladım. Yine beyaz yuvadan girdim. Yine 2 2 2 Anlaşılması için yavaş yavaş da gösteriyorum arkadaşlar. Bu sefer 4 seferde alacağız. 2 defa doladım. Ve 1 2 2 2 5. trabzanımı yaptım. Ve 5 zincir çekiyorum buraya 3 tane kirpik yapacağız bakın trabzanı araladım şöyle kirpiğimi kapattım 5 zincir kapattım aynı yere 2 5 zincir bu şekilde kirpiklerim hazır şimdi 2 defa doluyorum kirpikten sonra tığım iki defa doladım ve aynı beyaz yuvanın içine girdim 2 2 2 bir defa tığımı doladım yine 2 2 son yanı bu şekilde yapınca arkadaşlar daha birbirine uyumlu ve muntazam oluyor 1 2 zincir ve direkt kapattım buraya. İki tane zincir çekerek üçüncü 8 zincirli beyaz yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve şimdi arkadaşlar bakın bu iki yuvada ne yaptıysa bu üçüncü beyaz yuvaya da aynı işlemi uygulayacağız. Onu hemen ben tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle bitişte finalde buluşalım. Evet arkadaşlar şöyle bir toplu Göstermek istedim size bu şekilde renkler de çok güzel birbirini açtı çok hoş ve çok zarif bir modelimiz oldu. Şöyle yakından en son sizle yaptığımız modelimize de bakalım. Evet, şöyle birebir modelimiz bu şekilde çok hoş ve çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yakın plan yavaş yavaş elimden geldiğince arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de emeklerimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak izleyerek bana destek olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.